Aşağıdaki doğrusal denklem sistemi tutarlı mı yoksa tutarsız mıdır? Soru bu. Elimizde x artı 2y eşittir 13 ve 3x eksi y eşittir eksi 11 eşitlikleri var. Bu soruya cevap verebilmek için tutarlı ve tutarsızın ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tutarlı denklem sistemlerinde tutarlı denklemlerde en az en az bir sonuç bulunur değil mi en az bir çözüm vardır evet tutarsız denklem sistemlerinde de tahmin edebileceğiniz gibi çözüm bulunmamaktadır yani bir çözümü yoktur Grafik halinde düşünecek olursak tutarlı denklem sistemlerinin grafiği neye benzeyecektir? Şuraya hızlıca bir grafik çizelim. Bu x, bu da y eksenim olsun. Eğer kesişen yalnızca iki doğru varsa bu tutarlı bir sistem oluyor. Bu birinci doğru ve bu da başka bir doğru. Açıkça görülüyor ki kesiştikleri tek bir çözüm noktası var ve bu yüzden tutarlı bir sistem. Eğer ikisi aynı doğru olsaydı da tutarlı bir sistemimiz olmuş oluyordu. Çünkü birçok noktada kesişmiş olacaklardı. Hatta sonsuz noktada kesişmiş olacaklardı. Diyelim ki doğrulardan biri böyle görünüyor ve diğeri de aslında bu doğrunun aynısı ve tam da üzerinde işte bu ikisi buradaki her noktada birbirleriyle kesişiyorlar. Bu durumda da tutarlılar. Tutarsız denklem sistemlerinin ise herhangi bir çözümü bulunmamaktadır. Şuraya yeniden bir eksen çizelim. Buraya da bir eksen daha çizeyim. Evet. Bir çözümü bulunmamaktadır. İki boyut üzerinde iki doğrunun sonucunun olmamasının tek yolu kesişmemeleri yani birbirlerine paralel olmalarıdır öyle değil mi? Yani bir doğru bu şekildeyken diğer doğru da aynı eğime sahip olabilir ama başka tarafa kaydırılmış olur ve farklı bir y noktası olur. Buna benzeyebilir. İşte tutarsız denklem sistemleri buna benzer. Paralel doğrular olacaklardır. Bu tutarsız bir denklem sistemidir. Şimdi bu iki doğrunun da kabaca grafiğini çizelim ve kesişip kesişmediklerine bakalım. Tabii bunu yapmanın başka bir yolu da eğim lerine bakmaktır. Eğim ve eksen kesimlerine. Eğim noktaları aynı ama farklı y kesenleri varsa, o zaman da tutarsız denklem sistemi olduğunu anlarız. Ama biz bu videoda grafiğini çizerek yapacağız. Şimdi şuraya. Şuraya x eksenimi çizeyim. Şuraya da y eksenimi çizeyim. Bu y eksenim. Evet burası x ve burası da y. Bunu yapmanın birkaç çeşit yolu var. En kolay olanı da bu iki denklem üzerinde birer nokta bularak e, yapılan olacaktır. Her iki denklemde de birer nokta bulursak doğrumuzu çizebiliriz. Birinciye bakacak olursak şuraya bir x'ler ve y'ler tablosu oluştur vereyim. x 0 olursa 2y 13'e eşit oluyor. Yani x 0 ise 2y eşittir 13 ya da y eşittir 13 bölü 2 diyebiliriz. 13 bölü 2 bu da 6 buçuk demek oluyor. x 0 iken y 6 eşit. Şuraya bir yere koyayım. Burası 0 virgül 13 bölü 2. Şimdi de y 0 olursa ne olacağını görelim. Y 0 ise 2y de 0'dır ve x 13 oluyor demektir. X eşittir 13 yani 13 virgül 0 noktasını buluyoruz. Burası 0'a 13 bölü 2 ise 13'te buraya bir yere geliyor değil mi yaklaşık bir yer belirliyorum 13,0. Buradaki bu denklemi buradaki doğruyla temsil edebiliriz. Elimden gelen en iyi şekilde çiziyorum. <laughs> bu oluyor ancak böyle bir şeye benziyor. Evet. Şimdi de diğerine bakalım. Sırada diğeri var. Yeniden bir x'ler ve y'ler tablosu yapıvereyim. Bu grafik üzerinde iki nokta elde etmeye çalışıyorum. x 0 olursa 3x de zaten 0 olacaktır ve eksi y de eksi 11'e eşit olur. Yani y 11'dir. Elimizde 11 kalıyor. O da burada bir yerde olur. 0 virgül 11. Bu, burada evet. y 0 olduğunda ise, 3 x eksi 0 eksi -11 11'e eşitlenmiş oluyor. Yani 3x eksi 11. Her iki tarafı da 3'e bölecek olursak, x eşittir eksi 11 bölü 3 oluyor. Eksi 11 bölü 3, bu da tam olarak eksi 3 tam 3'te 2 ediyor değil mi? Yani y'yi 0 yaparsak, x de eksi 3 tam 2 bölü 3 oluyor. O da herhalde. Eğer burası 6 ise şurada bir yerde olur. Burası da eksi 11 bölü 3 virgül 0 noktası. O halde ikinci denklemde buna benzer bir şey ile ifade edilecektir. Böyle bir şey çıkıyor. Peki açıkça görülüyor ki el çizimiyle doğruları nokta atışıyla yerleştirememiş olsam da bu ikisinin kesiştiği apaçık ortada. Burada bir yerde kesişiyorlar. Bu soruyu cevaplamak için hangi noktada kesiştiklerini bulmama gerek Yok, ikisinin kesiştiğini bilmem yeterli. Yani bu tutarlı denklem sistemlerine bir örnek çünkü bir çözümü var. Tutarlı olmaları için en azından bir çözümlerinin bulunması gerekiyor. Tekrar ediyorum, bu tutarlı bir denklem sistemi.